Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Hayat. Hayat nedir? Onunla alakalı yer okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'da maftiha inne zalike le muhyil mefta ve huve ala kulli şeyin kadir. Ayet yüzmasının Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm ila ahiril ayet. 30. lema sayfa 329. Hayat nedir? Aleykümselam. Tekrar hoş geldiniz abiler, kardeşler. Allah razı olsun. İyi yaptı. Eksik olmayın. Tebrik ediyorum ilk önce böyle dershane açtığınız için. Emeği geçenlerden, dua edenlerden, taraftar olanlardan, gelenlerden, her çeşit maddi ve manevi emeği olanları Cenab-ı Hak da iki cihanda aziz eylesin. Ve şu ayeti kerime var. Mealen söylüyorum biliyorsunuz. Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Bu hakikati üzerimize ve üzerinize tahakkuk ettirsin. Sır uzması bu. Bu inşallah mescitler, dershaneler, camiler Allah'ın evidir. Bu ayetin sırrına mazhar oluyor. Rabbimiz Kur'an'da öyle söylüyor. İnşallah imanınızın tapusudur. Tapu bu. Allah iki canda hepimiz aziz eylesin ve hizmet imanı Kur'an'dan ayırmasın. Hayat nedir? Üzerine oturuyoruz ama bilmiyoruz. Ben size şöyle bir misalle buna girmeden iki tane örnek vereceğim. Ondan sonra buradan gireceğiz. Elektrik nedir bilmiyoruz daha. Elektrik cihaza göre farklı kendisini ifade ediyor. Ocağa göre bir ocağa girerse ısı olur. Elektrik zahirde bakarsın ısı. Wolfram teline girerse ışık olur. Görmediğime inanmam diyen adama tutturursan gebertir, katil olur. İnşaatlarda güç olur. Fırınlarda fırın olur. Bilgisayarda resim olur, televizyonda resim olur, kayıtlarda ses olur, her şey olur. Nedir elektrik? Bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Her şey olduğu için, bir şey olmadığı için. Başka bir örnek vereceğim, ondan sonra buna gireceğim. Ağzımızdan kelam çıkıyor. Kelam. Konuşmak çıkıyor. Onun içerisinde ne var? Düşüncem var benim. Var mı? Var. Çünkü sizi düşündürüyor. Hissiyat var mı? Var. Duygulanıyorsunuz. Ruhunuzda, ruh da var. Ruhunuzda imbisat ettiriyor. İmanınız artıyor. Elhamdülillah diye. Huzur buluyorsunuz. Huzur ruhsaldır, kalbidir. Demek ki derslerde huzur oluyorsa, namazda huzur oluyorsa, Kur'an okumada, kitap okumada huzur oluyorsa, demek ki bunun içerisinde huzur da var. Bakın bir ağzından kelam çıkıyor, fikir var, dimağım var yani kafam, kalbimdeki hisler var o kelamda. Ya çok etkilendim ya veya çok kızdım ya öyle demesinden diyoruz ya. Sonra hissiyat var dedik, sonra ruh var, ruhsal huzur var çünkü veya nefret var. Kelam ama hep bunlar, bak kelam nasıl bir şey ise ağızdan çıkıyor, havada uçuşuyor, adedi de belli değil. Şu anda konuşuyorum bu salonda, herkesin kulağında. Parça parça gelmiyor. Yayın olsa havaya salıyoruz. Havaya kelamı salıyoruz yayın eviyle. Adedi belli değil. Ama bilmiyoruz. Tamam. Bir üçüncü örnek vereyim. Tefekkür ediyoruz. Yani düşüncelerimizi birleştiriyoruz. Tefekkür oradan çıkıyor.
düşünceler var ya, kitap okuyoruz. Okuduk, koy kenara. Bugün şualar okuduk, yarın emalar okuduk, mektubat okuduk, aserimiz okuduk. Buraya kafaya giriyor bunlar. Senin şuurun olsun ve olmasın. Şu tefekkür nedir? Bu düşünceleri birleştirirsek, düşüncelerin bize birleşmesinden, düşüncelerin dışında düşündüğümüzün aslına seni taşıyor. Ve oradan cevaplar geliyor. O düşünceler aynasına gelen cevabın adı tefekkürdür. Bir daha. Mesela bir sürü, biraz önce eletikten bahsettim. Sonra kelamdan bahsettim. Birleştir. Birleştir. Ha? Ve mektubat okuduk, şualar okuduk, Kur'an okuduk. Şuurumuz olmadan içeride depolanıyor. Bu düşünce çeşitliliğini, ne kadar kitap okursak. Düşünce ne demektir? Bilgi deposudur. Bu bilgi deposundaki bütünlük düşüncelerdir. Biz bunları, bu düşünceyi, düşünceleri, farklı parçaları bir yöntemle aktif edersek, ki bunun adı tefekkürdür, tefekkürle o düşüncenin kaynağına müteveccih oluyoruz. Yani navigasyonu uyduya tutuyoruz. Telefonu internete tutuyoruz. O çekmeyince kaplama alanı dışındadır. Bu navigasyonu uyduya tuttuk mu adres yazınca, sana cevap geliyor. Ne geliyor? Navigasyonu adresi yazınca bir sürü bak. Bilmem ne Missis diyor. Bilmem ne caddesi diyor. Bilmem ne sokağa ve buraya geldik. Bunu yazdık. Şimdi ne yapıyor? Cevap olarak uydu diyor ki, görüntüyü bana veriyor. Yani adres yazıydı. Görüntü hiç benzemiyordu. Görüntüyü verdi bana. Yetmiyor. Sesi verdi. Sağ yap, sol yap. Ve yetmiyor. Beni arkada takip ediyor sanki. Üstten takip ediyor. Sağ yap diyor. Bak yanlış girdin diyor. İleride şöyle yap diyor. Aynen. Ha, bu nedir? Tefekkür. Yönelilen bir şeye verilen cevaptır. Ha? Şu 3-4 tane örnekle şimdi hayata giriyoruz. Bir de hayatı bir bakış nazarı veriyorlar. Şu anda 4. şuada. 4. şuada. 71 mi? Peki. Bak ne okuyorduk? Beni bana bir... Ha, tamam, peki. Gelin gençler, gelin. Geçebilirsiniz, genç kardeşim. Önünden geç. Geç. Önünden geç. Söyle, kamera kayıtlamasın sizi. Genç, aferin gençler. Gurur duyuyorum sizinle. Aferin. Bunu mu? Tamam, başlayalım abi. Birinci yere kadar. Birinci. Birinci yere kadar. Baştan başlayalım. Şuradan mı? Peki, madem... Oraya okuyayım. Lemalar 329 okuyacaktık. Resul... Dedi ki, şualar 71. E tamam. 5. mertebeyi Nuri Asbiye. İşte ihtiyarımız olmuyor. Kader sevk ediyor. Onun kalbine bir şey verdi. Biz de buna uyduk. Yine bir vakit hayatım çok ağır şerait ile sarsıldı. Hayatım, hani insan... وَاِنَّمَا الْاُسْرِ يُسْرَى Bir sürü iniş ve çıkışlar var. Her zorluktan sonra, kolaylık, kolaklıktan sonra zorluk vardır. Standart bir şey yoktur. Hayat. Yani mevsim gibidir. Atmosferik gibidir. Atmosfer devamlı değişir. Yaz olur, kış olur, ilkbahar olur. Siz dünyada sabit mevsim gördünüz mü? Hayır. Onun hulasası olan insanda sabit psikoloji olur mu? Sabit olmaz ki. Yani devamlı insan, onun hulasasıdır kainatın. Alemlerin de hulasasıdır. İnsanın yaşadığı alem değiştiği gibi insanın alemi de değişiyor. Standartlık yoktur. Standart vardır tabii. İki tane mahluk var. Sırla melekler. Yani isterse Missis'e koyun ahıra, isterse Adana'ya koyun, isterse Kırıkan'a götürün. Sırdır. Ahıra batsın bu dünya demiyor yani. Psikolojisi bozulmuyor. Yani insan ise devamlı değişkendir. Bunu kabul ettin mi çok rahat ediyorsun. Niye? Hayatı anlamlandırıyorsun. Niye sıkılıyorum? Cevap, atmosfer niye değişiyor? Değişmese verim elde edemezsiniz. Değişmeyen bir memleket var, cennettir. Ama o bununla anlam bulur. Nebatat olacak, kar yağdırılacak, su olacak, şimşek çakacak. Kafana şimşekler çakacak, bir hatıra, bir sevgi, bir alaka, bir muhabbet, bir arzu,
Tamam. Şimşek gibi çakacak. Ne yapacak o şimşek? Atmosferdeki %76 azotu ayrıştırıp toprağı gübreleyecek. Sonra çekirdeği patlatacak. Şimşek çakmasa çekirdek patlamaz. Dağlara kimse gübre atmadan bu kadar bitki büyümesinin sebebi azotluyor. Gübreliyor yani. Havadaki azotu yere çakıyor. Niye havada %76 azot var? Niye %21 oksijen var? Bak neye varmış. Hep oksijen olsa kim oraları verim yapacak? Neyse, demek ki insan atmosfer gibi. Bazen dünyana kar yağar, bazen dolu yağar. Bazen de gül gülistan olur. Böylelikle neşunema bulur. Yani hayata verdiğin anlama göre bu dünyada rahatlık veya sıkıntı çekersin. Hayatın bir anlamı olması lazım. O anlamı hedefine koydun mu şöyle diyorsun. Zaten bu yolda bu olacaktı. Ben mesela bakın Hatay'dan geliyorum. Mis ise. Viraj yok mu? Yağmur da gördük. Sıkıntı ıslak da gördük. Viraj da gördük. Ya nereden çıktı ya bu? Yok bu yolda bu olur. Biz bu dünyada yolcuyuz kardeş. Karargahımız yok daha burada. Sabitiyet yok. Diyor ki bir vakit hayatımın çok ağır şerait ile sarsıldı. Ustad, benim sıkıntım var. Senin sıkıntını bazılarına dermandır. Sen dert zannettiğin bazılarına derman oluyor. Senin sıkıntınla dişin düştü mü? Ustad, bir gecede sıkıntıdan 9 tane dişi düşmüş. Hayatım sarsıldı diyor. Sonra nazarı dikkatimi ömre ve hayatıma çevirdi. Gördüm. Yani ömrüne çevirdi, hayatına çevirdi. Bak ömür nedir? Dünyada kalma müddeti. Ecel nedir? Teris olma şekli. Hepimiz askerlik yaptık 1,5 sene. Ama hepimiz aynı şey yapmadık. Kimisi köprücü, kimisi şoför. Ha, yapma hani terisini yazarlar. Ne yaptı? Şofördü. Bu eceldir. Buna da ecel. Yani hayatta ne ile teris oldu? Kanserle oldu. Kalp kriziyle oldu. Esbapsız oldu. Trafik kazasıyla gitti. Bunun adı eceldir. Teris olma şekli. Ömür ise kalma müddetidir. Hayat ise sana verilen sermayedir. Nazarı dikkatimi ömre ve hayatıma çevirdi gördüm. Ömür ve hayatı onun için izah etti. Sana verilen sermaye. Bu ömrün içerisinde hayat var. İlk önce ömür ve hayatıma. Bu kadar kalacaksın. Aha sana sermaye. Hayat sermayesi. Oraya çevirdi. Ömrüm koşarak gidiyor. Gidiyor. Gazali de öyle der. Diyor ki saatin tıklaması var ya tık saniye tık tık tık. O diyor saatin tıklaması değil. Kabri giderken ayağının sesidir diyor. Ömrüm koşarak gidiyor. Ahire yakınlaşmış. Hayatım dahi tazikat altında sönmeye yüz tutmuş. Bak ömrüm koşarak gidiyor. Tamam. Ahire yakınlaşmış. Sona doğru geliyor. Son kullanma tarihine gidiyor. Sonra hayatım dahi tazikat altında sönmeye yüz tutmuş. Bir sürü tazikatlar var. Ömür geçiyor. Yani ihtiyar oluyoruz, çevremiz değişiyor, akrabalarımız gitti, tanıdıklarımız gitti. Mesela köyünüzde akrabanız varsa tanıdık bildiğiniz o 10 saflar 2 tane 3 tane saf gitti. Benim önümde şimdi köyden fazla 2 tane saf var. Bir 60 kuşağı var. Biraz da 70 varsa. Tamam o kadar. Demek ki sönmeye yüz tutmuş ömür, hayat. Halbuki Hay ismine dair risalede izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymetler faideleri böyle çabuk sönmeye değil belki pek uzun yaşamaya layıktır diye müteellimane düşündüm. Yani hayat bu değil ya. Olmaması lazım. Niye? Verilene bak. Bakın yaşamak için bir nefes almak var ya. Bir nefes almak için Allah lazım. Yani bu kadar kainat düzenini kurmuş. Yaşayasın diye bu sayısız, nihayetsiz istidat ve kabiliyetleri vermiş. Maddi bir cihaz vermiş, bedeni vermiş. Peki neticeye bak, edilen masrafa bak, bugün edilen sana masrafa bak. Güne sana lamba ve soba yapmış. Dünyanın eğikliği ve nem derecesi,
karaciğer böbrek dalarak kullandın. Aklı fikri kullandın. E peki bu kadar masraf neticeye bak. Bu olur mu ya? F-16 ile gübre taşımaya bense. Yani vursan bile yenmez yani o. Yani her tarafı altın olan bir kamyonla hafriyat mı olur? Şimdi demek ki bu hayat paha biçilmez. E böyle bir hayata bu netice mi olması lazım? Yani netice ile sebep arasında makul ve mütenasip bir şey var, ters orantı var. Çabuk sönmeye değil, belki pek uzun yaşamaya layıktır diye mütelivane düşündüm. Yani Allah Allah, böyle olmaması lazım diye elem aldım yani. Hayat gidiyor, koşarak gidiyor. Ama gitmesini istemiyorum. Ölümün keşif kolları, hastalıklar tavatun etmeye başlamış vücuda. Bana da saçlar diyor ki uğurlar olsun. Dostlar da gidiyor, istediğimiz de gibi gitmiyor. Ya böyle mi olması lazım ya? Dedim. Yine ustadım olan Hasbunallah ve ni'mel vekil ayetini müracaat ettim. Ne diyor? Hasbunallah mea. Evet, en güzel vekil odur. Allah bana yeter. He, o bana yeter. He. Diyor ki, ayete müracaat ettim diyor. Ya ben şimdi sıkıntı var, doktora müracaat ederim. Açım fırına müracaat ederim. Bir şey alacağım, markete müracaat ederim de. Ayete müracaat ettim diyor. Ha, şu Kur'an-ı Kerim var ya elimizdeki, yani kitaplıktaki. Onun adı Musaf'tır. Kur'an değil. Ama Kur'an izafeten dermiş. Sayfalanmış. Mürekkep. Buna musaf denilir. Onu okuyan da ortaya çıkan Kur'an'dır. Dimağını inşa ederse Furkan'dır. Okuyan da ortaya çıkandır Kur'an. Okunan şeydir. Okunacak şey değil. Okuduğun zaman sende ortaya çıkan, uyanan oku kitabını denilecek olan şey budur. Bu ayet, ayete müracaat ettim. Ayet mahluk değil. Bu sureti. Sayfadaki. Ayet canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü Allah'ın kelam sıfatından geliyor. Lef-i mahfuzdan geliyor. Allah'ın subutu sıfatları cansız olur. Cansız topraktan canlı bitki çıkacak. Allah'ın kelam sıfatından cansız bir şey çıkacak. Nasıl ki benim kelamım şimdi ağızdan çıkıyor. Ölüyse seni nasıl diriltiyor? Vay be, kuyudan çıkartıyor mesela. Diyelim ki bazı bir sıkıntın var. Bir örnek verildi. Vay be diyorsun. Sanki kuyuya bir merdiven olmuş. Sanki hapishanedeydin de kapın sana açıldı. Mesela hasetten, haset ulan şuna bak. Kin insanı hapseder diyor. Tamam mı? Haset kuyuya atar. Kin, nefret, öfke insanı hapseder. Bir derste bir bakarsın böyle elhamdülillah. Yusuf Aleyhisselam kuyuya indirdiler ya kardeşleri. Niye indirdiler? Hasetinden. Demek orada kalsın kafanızda sembol. Haset kuyuya indirir adamı. Kin ve nefret veya enanet hapseder. Küçük dünyana girersin. Kendi malumatına kalırsın orada. Bir şey de alamazsın. O kadar geldin gittin o kadar ya. Zengin olmuyorsun. Şimdi diyor ki hayat bak. Hasbunallah ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Aklın aklı oluyor. Hayatın hayatı, ruhun ruhudur. Ayet değil. E nasıl olacak hayatın hayatı, hayatsız olur mu? Müracaat ettim. Dedi ki, bak şuna bak. Ayet diyormuş. Müracaat edince, müracaat ettik cevap geliyor. Diyor ki ayet, Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ne demiş şimdiye kadar? Ya hayat bu kadar kaliteli, şöyle böyle okuduk. Netice bu. Ondan sonra salatu ve selamu aleyk, in aşağıya kabire. Bu mu yani? Müracaat ettim, bana yardım et dedi usta. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ayet de cevap veriyor. Bak ayet diyor ki, bana dedi ki diyor, sana hayatı veren zat-ı hayyu kayyuma göre hayata bak. Ha, sıkıntı nerede? Psikoloji sıkıntı nerede? Hayata kendi arzu meyillerimizin penceresiyle bakıyoruz. Neye benziyor? Dışarıdan baktığın zaman araba şoförü götürüyor. Bu Celal abinin misalidir. İçeriye gir, şoför arabayı götürüyor.
Mis ise 5. kattan böyle bakarsanız manzara ayrıdır. Şöyle bakarsanız manzara ayrıdır. 1. kattan da bakarsanız. Demek ki hayatımızdaki sıkıntılar sana keyif verebilmesi için hayatı sana veren zat-ı hayu kayyuma göre hayatına bakarsan hayat senin o yüklediğin mana değil. Öyle değil. O zaman hayatımızda sıkıntı olmayacak mı? Peygamberlerde olmuş, büyük zatlarda olmuş. Derece derece. Felemsal oluyor. Peki nasıl tahammül etmişler? Hayata anlam yüklemişler. Hayatta bakışında bir gaye koymuşlar. O gayeye göre bunlar lazım olması lazım. Lazımdı ki böyle olsun. O zaman onlara tahammül gücü veriyor. Yani hiç beklemediğin olmayacak olur mu dediğin anda basit bir diş ağrısı bile seni çok rahatsız ediyor. Ama hayata, hayatı veren zat-ı hayy-ı kayyuma göre baktın mı, öteden baktın mı, senin gördüğün, benim gördüğüm gibi değil. Bu sıkıntılar sana basamak olur. Abi her şey üst üste geldi. Heh, bu ne demektir? Bas çık yukarıya demektir. Ya alt alta gelseydi basıp dibe inecekti. Üst üste gelmesi oraya çıkartıyor. Böyle çok kullanılır o da. Hayatı veren hayy-ı kayyuma göre hayata baktım. Peki bakınca ne oluyor? Bakmasa bedeli çok ağır. İster bak, ister bakma. Fatura burada. Sikratislerde kuyruk var. Yani Almanya'yı söylüyorum. %37 Alman milleti uyuşturucu kullanıyor. Yani böyle psikolojik hastalar o yasak olan değil. Hollanda'da eczanede satılıyor uyuşturucu. %37 psikolojik hap kullanıyor Almanya. Türkiye'de de öyle. Yani mecbur olacaklar Risale-i Nur'a diyor ustadım. Mecbur olacaksın. Başka hiçbir şansın yok. Yani hayatı anlamlandıracaksın. Hayatına bir gaye koyacaksın. Bir hedef koyacaksın. Ondan sonra ayağını çelme takmışlar. Kuyudan geçmişsin. Ne emniyeti var diyor. Hayatta bir gaye oldu mu buna lazım. Bak ben hayatımın içerisine bir gaye koydum. Herkesin gaye olan cinsellik hayatımda çıkmış mesela. Evliliği bile yapmadım. Herkesin para putlaştığı bir makam değil mi? Yani olanlar için söylüyorum. Kariyer. Bak yok. Niye? Hayatımdaki gaye, örnek için söylüyorum. Gaye o kadar yüksek ki kendimden daha değerli. İnsanın hayatından daha değerli nesi var? Hiçbir şey yok. En değerli hayatınız gitti mi? Aşağıdaki Mercedes de anlamını yitirdi. Evindeki eşin de gitti. Kasadaki paran da gitti. Hiçbir anlamı yok. Hayat gitti. İnsanın değerli hayatıdır. Hayat nasıl keyif verir biliyor musunuz? Hayatınızdan daha değerli bir şeyi hayatınıza gaye yaparsanız hayat anlamını bulur. Tamam, hayat anlamını bulur. Sıkıntı basamak olur. Eğer hayatınızdan daha değersiz bir şeyi hayatınıza gaye yaparsanız hayat anlamını kaybeder, intihar seçenek olur. Çünkü insanın sermayesi hayattır. Öyle bir gaye koy ki bunlar sana tırvırı gelsin. Canlı olursun. Zevk ver sana. Bu lazımdır ki. Ben bunu yaşayan bir insanım biliyorsunuz. Kelepçede de takılmış ama tırvırı geliyor. Niye? Hayatımın lazımları bu. Benim hedefime göre bunlar var zaten. İstasyon bunlar. Öyle şey değil. Su yok. Tuvalet aşamasıyla su içtim. Ve kahverengi akan suyu sabaha kadar dinlendiriyordum tuvalet maşapasında. Sabah içiyordum onu. Gece içme şansın yok. Çünkü kahverengi de akıyor. Tuvalet maşapasına suyu duracak. Ondan sonra içeceksin. Ben de biliyorum canım keyifler. Otur öyle yatağına. Ben herkes gibi yap işte. Niye yerinde durmuyorsun? Hayatına öyle bir gaye koymuşum ki bunlar lazım. Üzülmüyorum. Vay. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bağışlayın. Yoksa bir şey göstermek için değil. Hayatınızda gaye oldu mu sıkıntılar basamak olur. Hayat anlamını bulur. Hadiseler basamak olur. Hayatınızdan daha basit şeyleri hayatınıza gaye yaparsanız hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Önemli olan hayatınızdan daha değerli bir şeyi hayatınıza gaye koymak. Bak üstad ya 9 tane dişi düşmüş bir gecede. Alem-i İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhuma hissediyorum diyor. Böyle bir ustadın talebesiyiz.
geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe cennete mi gideceksiniz diyen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ümmetiyiz yani. Ne istiyorduk yani? Bir eliyada bir elibada. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi olmayacağı yerde aramak kendine kötülük yapmaktır. Olmayan kara kedi karanlık odada aramak nedir? Kendine kötülük yapmaktır. Mali talep etmek diyor, kendine kötülük yapmaktır. Diyor ki, sana hayatı veren Zat-ı Hayy Kayyum'a göre hayata bak. Ben de baktım gördüm ki, hayatımın bana bakması bir ise, yaşamak bir ise, Zat-ı Hayy ve Mühi'ye bakması yüzdür. Mektubatta da var, Yuhi'de. Hayatımın bana bakması birdir. Onu veren zata 99. Burada 100'e 1. Yani şunu demek istiyor. Adaş. Gemin var. Gemi orta azal. %99 ise benim. %1 senin. Gemi batarsa en çok kim üzülmesi lazım? Hissesi çok olan. Ha, o kadar. Peki bu hayatın hissesi kimin fazla? Cenab-ı Hakk'ın. Ebe atacaksan o düşünsün. Şöyle dedim ben orada, bunu çileyi çekenim. Ya bu dedi dertleri, sıkıntıyı, bu hastalığı ne yapacaksın, nasıl düşünüyorsun dedi. Dedi bana oranın görevlisi. Vallahi derdi veren düşünsün dermanı. Derdi kim verdi? Dermanı da o düşünsün. Hastalığı kim verdi? Şifa da onun problemidir. O kadar. Ha, üzerine oturacaksın. Yani gemidesin, yükünü bırakacaksın. Gemide olduğunu halde sırtında yükü taşıma. Yani kraldan kralcı olma. Kraldan kralcı olma. Risaldan ileri bir sadakat gösterme. Akıllı ol. İstifade etmeye çalış. Tamam. Risale-i Nur'dan istifade etmeye çalış. Bırak Risale-i Nur'u korumaya. Risale-i Nur'la korunmaya çalış. İslamiyet'i bırak korumaya, koruyan Allah'tır. Sen develerini al. Kabe'yi kim inse o korusun. İslamiyet'i bırak korumaya, İslamiyet'le korunmaya çalış. Risale-i Nur'la kurtulmaya çalış. Risale-i Nur kendisi canlı ve ruhludur. Bu onun buradaki ifadesidir. La teşbih ve la temsil. Bu yazı Kur'an değildir, musaftır Kur'an. Kur'an okunan işte Risale-i Nur'un canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur değildir. Mana dünyasıdır o. Mana da canlıdır, ruhludur. İmdadıma yetişti diyor şahsı manevi. Ah kardeşim ah. Dedi ki hayatımın bana bakması bir ise Zat-ı Hay ve Muhi'ye bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise Halik'ıma ait bindir. Tamam bu hayat. Demek ki onundur. Ne kadar yaşayacağım? Bana ne ya? Ölecekmişim. Ölümün çaresi bak neymiş? Bu hayatın, ben gemi dedim ya. Evet. Batarsa, kazanırsa, hissesi kim ise problem onundur. Ha, demek ki hayatın uzunluğu, kısalığı önemli değil. 500 sene çırağı yaşıyor. Soruyorum, herkes kendisine sorsun. 500 sene, 700 sene Bolu'da var ya, şey Bursa'da çıkarken solda çınar ağacı var. 700 küsür sene yaşıyor. Tabela var orada. Siz 700 sene çınar mı yaşamak isterdiniz? 7 saat insan. İnsan tabii ki. Demek ki uzun değil, kısa değil. İnsan yaşamak lazım insan olarak. Uzunluğu, kısası onundur. Onun için ölümden korkma. Ölüm yok zaten. Teristir Müslüman'a elhamdülillah. Müslüman'a teristir. Tebdili mekandır, itlak-ı ruhtur, tahvil-i vücuttur. Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir pasaport dairesidir. Böyle bir yana bilsek var ya, bitti zaten kabirin en büyük mesele ya. İnsanın önündeki kabir pasaport dairesi diye koyduğun zaman insan rahat diyor ya. Bak ne diyor, diyor ki, bana ait neticesi bir ise Halik'ıma ait bindir. O cihetle bak uzun, o cihet uzun zaman, belki zaman istemez. Ya çok yaşasam. Zaman da istemez ya. Bir an geldin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah çabuk çabuk söyle. 10 saniye sonra öl. Bitti zaten, maksat yerine geldi. Öyle insanlar gelmiş ki 500 sene yaşamış, bu lafı diyememiş.
Kur'an'ın ifadesiyle hulasa ediyorum. Onlar dünyaya gelmek istiyorlar. Kaç sene yaşamış? 500 sene. 750 sene yaşamış. Ne demek? 500 sene hayatının içerisine koyamadı. Ne koyacaktı ki? Ya Rab bizi bir daha dünyaya gönder. Ne diyeceklermiş biliyor musun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çabuk çabuk söylemek istiyorlar. Ondan sonra öldür. Niye? Hayatın mayası odur. Ona 500 senede nasip olmamış ama senin hala bunu söylemeye vaktin var. İçinizde söyleyin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadıkul vadil emin. Elhamdülillah. Bunu Allah bize nasip etti. Ama milyonlarca belki milyarlarca toprağın altında insan var. Bunu söylemek için fırsatları yok. Ezeli ve ebedi daha bir daha diyemeyecekler. Ezeli ve ebedi bir daha La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemeyecekler. Ama senin ve benim deme daha şansımız var. Allah bu hakikatlerden bizi ayırmasın. Demek ki önemli olan doğru yaşamak, tamam? Doğru yaşamak, muhatap ilahi olup yaşamak daha uzun zaman, belki zaman istemez, bir an yaşaması yeter bu. Muhatap ilahi olur mu? Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, seni, gönderdiğin kitapları, elçilerini, Aleyh Resulü'l Ayin, kabul ediyorum Allah'ım. Lebbeyk, lebbeyk Ya Rabbi, lebbeyk kabul ettim. Allah'ıma lebbeyk. Diyoruz ya tavafta. Demek ki bir an bile yaşasan, bir an yaşayan deniz altında böcekler var. Bir an yaşaması yeter. Bu hakikat Risale-i Nur'un risalelerinde, Risale-i Nur'un risalelerinde. Burhanlar ile izah edildiğinden girmeyeceğim. Burada dört mesele içinde kısa bir hulasa beyan edilecek. Bir daha söylüyorum. Bu kitabın adı Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Mananın vücudu harici mürekkep olarak dönüşmüş halidir. Ayetlerin bu sayfada gözüktüğü gibi. O ayetlerin aslı manadır. Ruhtur. Mahluk değildir. O musaf denilir. Okuyan kişi de ortaya çıkan Kur'an'dır. Kafana baktığı zaman Furkan'dır. Tamam? Risale-i Nur mana aleminde hakikattır. Esma-i Hüsna'ların azami tecellisi olarak ifade edilişidir. Risale-i Nur her meseleyi ismi azam cihetiyle, her ismin mertebeye azamı cihetiyle izah ediyor. Onun için mana muhteviyatı çok büyüktür, çok fazladır. Ben bir derece onunla haşır neşir olduğum için diğer yerlerden nakiller yapıyorum size. Birinci mesele, bir daha şu cümleyi okuyayım ondan sonra birinci meseleye geçeceğim. Bu hakikat Risale-i Nur'un hangi hakikat? Bu hayat uzun zaman belki zaman istemez bir an yaşaması yeter. Bunu izah ediyor. Diyor ki birinci mesele, birinci mesele okudum mu bitireceğim. Mektuba diyor bir anı nurlu yüce nurlu hayat diyor yani. Bir anı seyale yani. Bir anı seyale. Vücut diyor. Milyonlar vücudu yeptere müreccahtır. Ya öyle yaşasa ne olur? Şeyde de geçiyor. Bir an yaşama. Hayat bahsin. Bir an. Bir an. Münevver bir şey. Muhatap ilahi oldun. Binlerce sene ebter. Yani nesilsiz bir yaşantı mecattır. Elhamdülillah. Hayatımızın içerisine bunu koyabildik mi? Daha ne çekiniyorsun? Uzun ve kısalına. Senin işin değil ki ya. Kimin işi? Hayatı veren Mefti'de o düşünür. Sen gelirken sana mı sordular ki giderken sana soracaklar? Tamam. Bir tane zındık öyle demişti. Bana demişti ki beni yaratırken bana niye sormadı dedi. Böyle bak ne kadar mantıklı soru değil mi? Mantıklı soru. Diyor, beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Siz de duydunuz değil mi bunu? Senin yaratmadan önce nerene soracaktı yoktun ki? Nerene soracak? Şimdi soruyor. Geldin kötü mü oldu? He desen, onu, samimiysen 10. kattan atla bakalım. Çünkü geldiğine pişmansın ya. Şimdi birinci mesele, ya ne güzel ya, oh elhamdülillah, da insan dayanamıyor ya. Hayata anlam veriyor, oh. İnsanların böyle kıvrandıkları mevzularda Risale-i Nur bizi yukarıya çıkartıyor. Ölüm herkesin problemi, hastalık, kanser, dünya, put, ne bileyim makam.
Risale ne kadar hayatımıza anlam katıyor. Ne kadar hayatımızdan daha güzel hayatımıza hedefler gösteriyor ya. Hayata, hayatı veren zat-ı hayy kayma göre baktırarak hayatın sıkıntıları basamak yaptırıyor. Çok tuhaf ya. Ne kadar büyük nimet, ne kadar şükretsek azdır ya. Böyle bir zamanda ya. Hayatın mahiyeti ve hakikati hayyu kayyuma baktığı cihette baktım gördüm ki demek ki hayatın her şeyde olduğu gibi arkadaşlar. Aklında, hissinde, merhametinde, şefkatinde, ruhunda, hayatında dört, her şeyin dört özelliği var. Dört. En dış tarafta sureti. Kanuniyet. İçeriye gir, kanuniyeti. Daha gir içeriye. Hakikat. Hakikat. Mahiyet. Yani şu dünyada gözüken her şeyin suretidir. Onun insandaki karşılığı kanuniyettir. O insanda olan nüminelerin kaynağı olan esma-i ilahiye hakikattır. Allah'ın sıfatından geldiği için esmalardan mahiyettir. Onun için sureti kadındır, erkektir, kısadır, uzundur. O kadar önemli değil ya. Hayatın sureti bu. Hayatın sureti ne kadar yaşıyorsan ömür. Hayatın kanuniyeti sende muhatap ilahi olmakta nasıl olan istidat ve kabiliyetlerin inkişafıdır. Hakikati ise esma-i mazhariyettir. Ya. Diyor ki hayatın mahiyet ve hakikati. Hayyu kayyuma baktı cihette baktım gördüm ki mahiyet hayatım semai ilahiyenin definelerine esma-i ilahiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni. Neymiş? Dur bakalım. Ya ben de tutturmuşum ya. Ömrüm kısadır, uzundur, kanserim, değilim. Mesela hayatın mahiyet hakikati neymiş? Bir tanesi şu. Hayatın mahiyet hayat. Yani sıfata bakan tarafıyla esma-i ilahiyenin burada defineleri vardır. Dedektörle altını arayalım. Şimdi Mersin buralara yakın ya. Define ya. Esma-i ilahiyenin defineleri varmış. Bu şeyde, mevcudatta. Allah Allah. Muzda, ayvada, portakalda, cevizde defineler saklıymış. Tamam. Onları ne yapıyormuş hayatımız? Açan anahtarlar mahzeniymiş. Yani onu açan anahtarlar bizdeymiş. Mahzen. Depo değil. Ha, anahtarmış hayat. Yani eşyanın mesela narın içinde gizliymiş define. Onu açıyor. Hayatımızda anahtar var. Anahtar var. Bir tane bu. Mesela ne anlarsın Resul? Anahtar nasıl açıyor? Mesela açı dese ne anladık? Öyle ezber gitmeyin. Mesela ayvada, narda orada anahtar hayatmış, define varmış. Bana oradan bir define çıkartır mısın? Şu anda ya, diyelim ki kainatta sesler hazinesi var. Sesler hazinesinin anahtarı kulaktır diyor. Mesela görüntülü renkler var, renkler hazinesinin anahtarı gönüldür diyor. Muhabbetler var, kalptir diyor mesela. Bak ne güzel dedi, değil mi? Bak külliyattan. Mesela mevcudatta renkler var. Onu açan nedir? Gözdür. Anahtar. Başka sesler var her çeşidi. Şu misisin o nehrini, adı nedir bu nehri? Ceyhan mıdır? Ceyhan. Ne kadar harika akıyor. Bak sıkıldığınız zaman bak köprüye çıkın. Böyle sıkıldığınız zaman bakın nasıl bakacaksın? Bu tarafta dur altından su gitsin. Hiç gözünü kıpırdatmadan su altından gitsin. Biraz mana tefekkür ediyorsan öteki tarafa geç. Su üzerine gelsin. Köprüde durdun ya, üzerine gelsin. Öyle. Sen de gitmesini istiyorsan altından su gitsin. Ha, değil mi? Peki renkler anahtarı nedir? Göz. Seslerin anahtarı kulak. Tatların dil. İlmin, marifetin akıl. Muhabbet, aşk, şefkatin anahtarı kalp. Huzurun anahtarı ruh. Var bu hayattaymış. Sonra ve nakışlarının bir küçük haritası. Neyin haritasının? Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyenin haritasıymış hayat. Haritayı
Harita ne yazıyor? 1/1 milyon mu? Ölçek değil mi? Harita böyle küçülmüş. Koca bu misisi belki 1/1 milyonda ufak bir nokta gösterir. O kadar ufak. Ama harita artık haritada baktın misis var. Aslı var mı acaba? Der misin? Navigasyon adresi yazsanız. Navigasyonda adres çıksa, gösterse. O adresten şüphe eder misin? Ya Allah Allah bu var mı ya? Olmaz ki. Ha, insanın hayatı da haritadır. Navigasyondur. Adres yazdık. Evet istiyoruz. Hayatımızda evet arzusu var. Demek ki orası var. Navigasyonda var. Eğer böyle bir adres yazdın yoksa yok diyor böyle bir adres. Attın kafadan böyle bir şey yok. Göstermez ki. He. Şimdi demek ki navigasyon insanoğlu yapmış. Yazdığın adresi kabul ediyorsa vardır. Bir de yetmiyor gösteriyor. Yetmiyor bir de seslendiriyor. Şüphen olur mu olmaz. He. Peki insanoğlunun navigasyonu böyle. Allah'ın da navigasyonu hayat. İçerisinde adres gözüküyor. Evet var. Sonsuzluk var. Bir anda her yerde olma arzusu var. Ölmek istemek istemiyoruz. Bu var mı? Var. Böyle bir yerden şüphe edilir mi? Fıtratta var çünkü. Dil lezzet almak istiyor. Lezzetli şeyler yok. Göz renk ve şekilleri görmek istiyor. Böyle bir şey yok. Olmaz. Demek ki... Biri sual biri cevap gibi abi. Biri sual biri cevap. Hangisi sual abi? Karşıdan bakarsan renkler sualdir. Göz donun cevabıdır yani. Göz donun cevabıdır. Güzel. Mesela ahiret sualdır. Cennet, cehennem. Mesela ölmek istemiyoruz, korkuyoruz. Cevabı ruhta, beka istiyoruz. Mesela din insana bir teklif getirdiği zaman fıtrat reddetmedi ki. Allah ne dedi? Ahiret var dedi. Yok canım ben böyle bir şey istemem ya. Bir anda her yerde olacağım, ölümsüz bir memleket. Böyle ister miyim ya? Ne istiyorsun sen? Ben toprakta çürüyeyim, yılan, çıyan, akrebe yem olayım. Der misin böyle? Hangi fıtratta? Ha demek ki Kur'an'ın bize sunmuş olduğu ahiret hayatını fıtrat kabul ediyor. İtmiyor. Adeta inkar ne yapıyor? Yok canım ben bekayı ne yapacağım ya? Dostlarımla niye beraber olacağım canım? Ben çürüyüp gideyim öyle. Diyor yani. Ahiret yok demek o demek. O mahzeni o sen evet. İman hayata hayat olsa diyor. Yani adamın hayatında iman yoksa o mahzendeki anahtarları göremeyeceksin. Harika. İman hayata hayat olsa. İman hayatı hayat olsa, iman hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. Allah Allah. İhya-i dini olur bu milletin. Yani insan böyle kötürüm, gayetsiz, hayatında bir hayat yok. Varsa da aktif değil. Meyit-i müteharrik. E işte. Üstad abi, camit hükmünde insan olmak var. Camit hükmünde insan. Elhamdülillah ya. Şükürler olsun. İnsanın canı tutuyor. Bir tanesi demişti ki bana, Nurcular tebessümlüdür ya, böyle, ben de böyle, ya diyor, bizim köyde de vardı böyle, ya seni görünce hep tebessüm, hep gülüyorsun ya diyor. Bu nasıl bir şey diyor. Yani, Üstad ne diyor? Ciddi bir hakikatten mahrumlar diyor. Sonra, ölmek istemeyenler, ölmek için bu hakikaten bir ayasını değil ya. Yine 26. Cemal'da İsa'ydı yani, yine 4. asfiyle. Allah Allah. Ölmek istemeyenler bu asfiyeye başvursunlar. Vay be. Cilvelerinin bir filistesiymiş. Esma'nın cilveleri. Nedir o? Mesela ne anlar cilve? Cilve Cemal nakış derken abi. Cilve diyelim ki gözümüz bir nakıştır. Masar isminin cilvesi bize de gözüktüğü zaman görüyor. Cilve, Esma'nın cilvelerinin hayatımız Filist'teymiş. Filist mesela, kitabın Filistesini düşünün. Filistesi. Sizi neye götürür o Filiste? Böyle bir mevzu kitabın başında işlendi. Filist arkada. Mesela, Yasin Kur'an'a hulasadır. Fatiha Filist'tedir. Bir tane cilve söyleyebilir miyim? Söyle. Sen yalnız Rahman ismine bak ki cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir leması ve dünyadaki bütün rızık ve nimet bir katresidir. Ya cennet neymiş? Diyor ki abi, Esma-i İlahiye'nin
Sen yalnız Rahman ismine bak ki cennet bir cilvesi. Cennet komple bir cilvesi. Ve Rahman isminin. Rahman isminin bir cilvesi. Allah Allah. Nerede geçiyorum? Abi sözler 32. söz, 3. mevkıf, 2. nokta. Sayfa? Üstüne çık görürsün. Yenisi. Şeyde 709 yazıyor da yeni baskısında. Yok, 709 lemaattır eski bir. Öbür şey yani. Bulayım da söyleyeyim. Hı hı. Demek ki cilvelerin bir firistesi. Yani dedik biraz önce anlattık. Ahiretin komplesini gösteriyor. Komple Rahman isminin bir cilvesi. Allah Allah. Bir cilvesi. Cennet ehlinin çoğu diyor böyle saf manasında bir abi. İki manası varmış. Biri diyor ki hani dünyada insanların saf dediği insanlar oraya girer diyor. Bir manası da diyor. Daha üst mertebeler varken cennette şey yapmış yani. Ona yetişmişler. Onlara da diyor varmış. Abi. Arkadaşlar böyle bir yer bizi bekliyor ha. Gideceğiz oraya. Abi, sözler 637 abi. Tamam. İman ettik mi ahirette elhamdülillah? İman ettiğimiz yere gitmekten niye korkuyoruz ki? Değil mi? İman ettiğimiz yere gideceğiz ya. Bu garip yere gitmeyeceğiz ki. Beklediğimiz yere gidiyoruz. Elhamdülillah. O ki korkuyordun diyor, niye iman ettin diyoruz. Evet. O ki korkuyordun ahiretten, niye iman ettin? Şimdi bak, adı neydi? Mehmet. Mehmet'im, ahiret o kadar güzel ki, bak dünyanın bütün güzelliği, ahiret cennetin bir cilvesine denk gelmiyormuş. 1000 sene dünya saltanatı, bildiğiniz bir şey, bir şey anlatacağım ben. 1000 senelik hayatı, 1000 sene, dünyanın da sahibi sen olsan, cennetin bir saatine denk gelmiyor. Tamam, bunu koy kenara. Adam bir kıza veya kız olana aşık oluyor, varamayınca intihar ediyor değil mi? Niye? Hayatını anlamsız kılıyor. Kendisine daha değil. Şimdi cennetteki huriyi görsek, dünyada kim kalır? Kimse. Lan bir kız için intihar eden huri için ne yapar? Allah bu dünyada kalsınlar, intihar etmesinler, ahiretin güzelliği gözükmesin diye üstünü Cenab-ı Hak kefenle, toprakla kapatmış. Ha burada vazife yapsınlar, hemen atlamasınlar. Anladın mı? O kadar güzel bir yer. Geliyor, kabir geliyor. Amin ya Rabbi. Zannediyor ki, ustad ne güzel demiş. Demiş ki, kabir gözüktüğü, göründüğü gibi dehşetli değil. Oradan çıkıyor, göründüğü gibi değil. He? Okuyabilir miyim? He, oku bakayım. En evvel herkesi korkutan, en korkunç, tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nur-u Kur'an ile gördüm ki, ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Bak peçesi biliyor musun? Peçe kim takar? Erkek mi takar? Kadın güzel takar. Güzel takar. Kadınlara peçe. Ölüme ne diyor? Bir de okur musun? Bak bak. Bir dini bak. En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevehüm edilen. Ölümün yüzüne baktım. Ölümün yüzüne baktım. Nur-u Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık. Peçe. Ölüm peçe. Peçesi. Neyi örtüyor? Bak karanlık, siyah peçe. Çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Bir tefekkürüm var, paylaşayım var. Esas erkek, şimdi ölümün yüzüne kim bakabilir? Namahremler yüze bakamaz değil mi? Peçeyi kaldıramaz. Evet. Peçeyi mehrini verirsen, helal edersen kendine bakabilirsin. Esas erkek ölümü kendine helal ettirip ölümün yüzüne bakabilendir abi. Harika. Dedim mi bu? Anladınız mı işi? Evet, maşallah. Bak güzel antika. Şimdi güzelin o peçesini kaldır, kendisini haram helal nasıl yapacak mı? Mehir vermesi lazım. Ölüm de peçeli mi? Ahire örtmüş. O zaman mehrini vereceğiz. Mehri de Nur-u Kur'an yazıyor. Evet, Nur-u Kur'an. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Ha? Ne güzel değil mi? Çok güzel. Harika değil mi Ömer abi? Çok güzel. Dediğimiz, geldiğimize değdi mi Ömer abi? Elhamdülillah. Şebi Aruz demiş ya Mevlana, boşa dememiş. Şebi Aruz ne demek? Düğün gecesi. Ben bilmiyorum. Düğün gecesi. Bak, ben demedim o desin. Evliliğin ilk günü. Ölüme demiş. Bunlar herhalde kafayı yemiş ya. Herhalde ölüm bayram zannediyor. Bak öyle diyor. Şebi Aruz dedi. Ölümün, düğünün ilk gecesi. Allah Allah. Ondan sonra ne olacak? Hayat işte. Kabir böyleymiş. Kabir öyle. Toprağa girdiğini mi zannediyorsun? O cesetle alakalıdır.
Küllü ruhun zayikatın mef demiyor. Küllü nefsin diyor. Nefis tadacak. Nefis nedir? Dünyanın maddi ve manevi hulasası, lezzetin hulasası olan bedensel hayat. Bedensel hayatı yaşayanlar ölecektir. Kabre girecektir. Bedeni kullanıp burada oraya yaşayanlar zaten ölmüştür. Bedeni yaşamamakla ölmüştür. Bu ölmüştür zaten. Ölen ölmeyecek zaten. Zaten oraya, burada oraya yaşıyor adam. Ter istiyor diyor. Geliyor geliyor, kabir geliyor. Birisi duysa var ya uzaktan birisi, ulan bunlar manyak ya, ölmesin diyor. Kafayı yedi. Millet bunlar inimini bilmiyor. Bunlar kafayı yedi ya. Benim... İşte esrarı helal yoldan çekmek budur abi. Esrar değil mi? Tabii sır. Esrar. Yani bu esrar derken bu çekiyorlar ya. Envar esrardır abi. Bu ne biliyor musun? Hakikat sarmıştı. Keyif veriyor. Hakikat sarmıştı. Oh. O bedensel dayatmalar var ya, hissi dayatmalar. Ölümdür, fakirdir, saç taşı olmuş, hastalıktır. Bunların sırrı esrar. Hayatın sırrını çekince bunlardan kurtuluyoruz. Sırlara gark ediyor. Esrar sırların cemidir. Sırlara gark ediyor seni. İçen de öyle oluyor. Bulutun arkasına geçiyor. Ama sonra yere bir çakılıyor ki yani unutmak tare değil. Aydığı zaman gene dibe vuruyor. Abi adamlar burada hani o burnundan yapıyorlar ya özellikle. Şey diyor ki hani Cenab-ı Hak'tan gelen nurlardan bahsediyor ya abi. Diyor ki marifetullah şahitleri bürhanlar üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir, görünür, hissedilir. Lakin parmaklara tutulmaz. Bir kısmı da hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Edilse kaçar, akar kaçar. O av hayat parmağı mekan iktihaz etmez. İkinci kısmı hava gibidir. Hani çekme var ya esrar, hava burundan. Hava gibidir, hissedilir. Fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Evet. Derste de öyle ya. Tenkit için adam gelmiş veya ne anlatıyor ya, bu ne biçim ya? Hiçbir şey alamaz. Gayzi nefreti artar, içine çöküntü, kimse bir şey olmaz. Bana da olmaz burada. Kendisi çöker gider, gümler gider. Hiçbir şey alamaz. Aynı diyorsunuz. Tamam. Hayy-ı kayyumun manidar, kıymetdar isimlerini bilen, bildiren, fehmedip, tevfim eden yazılmış bir kelime hikmettir. Anladım. Kelime hikmet. Şimdi kelime ağızdan çıkınca, dersin başında anlattım. İçinde akıl var. Kelime ağzınızdan çıkıyor ya. Ne var? Bir pakettir. 96 muhakimatta diyor. Kelam kişinin karakterini gösterir. Nerede nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Hazreti Ali radıyallahu anh dilinin altındadır. Niye? O kelimenin içinde akıl var. Yani dima. Kalpteki hisler var. Ruhtaki latifeler var. Geliyor sendekileri uyandırıyor. Nasibimiz varsa. Böyle bir neymiş? Kelime-i hikmettir hayat. Esma'nın, Esma-i İlahiye'nin kelime-i hikmetiymiş. Hikmete ara yani, mutabakat kurmuyor yani. He. Yani normal günlük hayatı şartıyor, mevcuda. Bak çok güzel. Yani. Hikmet neymiş? Böyle birbirine çelişen ve çatışan gibi gözüken hadiseleri birbirine bağlıyor. Aslında öyle değilmiş. Hakikaten öyle. Ağaçta mesela o narın akması çok tuhaf ya. Buralar nar memleketi ya. Odun çubuklarından Allah Allah. Çok tuhaf ya. Bak. Demek ki hikmet neymiş? Resulü de söyle abi. Bir şeyi bir şeyle mutabakatını kuruyor. Yani bizimdeki aramızdaki mutabakat boşlukları dolduruyor abi. Ya. Ama mesela benimle alakası yok diyemiyor. Bu nazarla bakabilirse yani. Bakabilir. Mesela ölümle. Ölümle kendisi mutabakat olmuyor ama ki bununla bakarsan bu olması lazım. Çünkü hayat ile faniye geliyoruz. Dünyaya fani. Ölmek ile bekaya geçiyoruz. Görüyor musun? Hangisi daha kıymetli? Biraz daha kıymetli. Baksana bekaya gidiyor. Ve hayatın bu tarzdaki hakikati 1000 derece kıymet kazanıyor. Hayata böyle baktığın zaman. Abim senin ismi neydi? Nihat. Nihat'ım. Hayatından daha değerli bir şeyin yok ya abi, senin de benim. Hayatından daha ulvi bir gaye koyduk ve en azından o dersten bunu anlayıp çıkarım yapar çıkarsak, böyle hayatımdan daha kıymetli bir şeyi hayatıma gaye yaparsam
Vay be, sıkıntı dediklerim basamakmış. Çünkü bu hedefe göre onlar normal. Değil mi? Mektebe şey yaptın, doktor olacağım. Ya ders çalışmak, okula gitmek, dolmuş beklemek, bilmem ne. Ya ben bunu yaparım. Ya bu netice için bunlar zaten kabul etmişsin. Değil mi? O zaman ne diyor bu? Diyor ki bu derece hayat, bu tarzda hayatına baktı mı, dünyada 60 sene, 10 sene, 1 sene yaşamak bekanın mayasıymış. Koca bir tencere sütü, bir kaşık yoğurtla mayalanıyor. Bekayı bu fani mayalıyor. O zaman ne yapıyor? 1000 derece kıymetler kazanıyor, kıymet kazanıyor. Kıymet kazanıyor. Böyle baktığın zaman. Hayatından değerli. Mesela bir tanesine demiştim. Telefon etti. Babama dua eder misin dedi. Kanserdi, ölecek. Dedim ki Allah sizin de geçmişinize, benim de geçmişime merhamet etsin. Onunkilere de. Dedim ki namaz kılıyor muydu? Yok dedi. Kaç yaşında? 68 yaşında. Namaz kılmadı, yaşamamış. Adem'e çalışmış. Hayatın içine bir şey koymamış. Şimdiye kadar yaşadı da ne oldu ki? Dua edeceğiz ki kanseri kalksın da yaşasın. Bırak da fazla mesul olmadan gitsin. Çocuğuna diyorum. O da bunun babası için söylüyor. Ona bulmayı da bulmuyor. Tabii yani. Tamam pek abi kalsın dedi. Hızır abi vardı. Allah rahmet etsin. Size de bir güldürüm size. Benim yanımda oldu. Belden aşağı feşliydi vakıftı. Abi de bana dua et dedi ya. Dedim ısrar etme dedi o. İsrar etme. Abi hakikaten duaya ihtiyacım var. Dedi ki bak kardeşim. Geçen falancayı tanıyor musun? He? Benden dua istemişti dedi. Bak bir hafta önce öldü. Falanca dua istemişti dedi. 15 gün önce öldü. Durdu. Sana da inşallah ederim dedi. Yok abi ettim. Ne güzel. Ne güzel. Dua ediyorum. Adam. Akıllı diyor. O zaman ister misin o ona bir de dua bana? Yok abi. Lazımsın abi. Abi daha vakıf ol. Evet, daha vakıf olacağım diyor. Çok güzel. Bak bazı çocuklar, gençler der ki doktor olacağım, bilmem ne olacağım, mühendis olacağım, vakıf olacağım diyor. Amin ya Rabbi, sizin çocuklarınızla da ya Rabbi. En azından bu gaye ve hedef ve ruh ile yaşamayı nasip etsin. Amin. Ve hayatın bu tarzdaki hakikati 1000 derece kıymet kazanıyor. Ve bir saat devamı bir ömür kadar emniyet alır. Bir saat. Yani bir saat emniyet. En azından şu. Bak bu dünyanın çirkefinden. Haşa, haşa, 100.000 defa haşa. Ahiret olmasa bile. Bu gündelik hayatta ne kadar sıkıntılarımız var. Çoğunuz bilmem sanayiden geliyorsunuz. Sanayi şehri olduğu için. Bu kadar sıkıntılarımız var. Psikoloji değil mi? Aile vesaire. Bak bir saatte buraya geldik bir saat. En azından bizi ondan koparttı ya. Yani ölüme insanı ürküten, korkutana da böyle baktır diye. Bir saat en azından ruhumuz rahat değil mi? En azından değil mi? Sonsuz şükürler olsun yani. Bak hayatımız ne kadar değer kazanıyor. Bir saat devam bir ömür kadar emniyeti var. Bazen arkadaşlar bir saat derse katılırsın. Bazen bir 10 dakika kitap okursun. Bazen bir namaz 1000 tane namaza bedel olur. Bazen 10 dakika kitap okuman... Bazen başka yerde 100 saat ders dinlemenden daha kıymetli olur. Ne yapar biliyor musun? Hayatına mana yapar. Mayalar. Mesela bana diyorlar, sitem olduğu için 5 saat Allah aşkına bilerek söylüyorum. Yalan söylüyorsam Allah beni kahretsin. Ben hürriyet, cumhuriyet, milleti vesaireyi meşgul olanların belki Risale-i Nur'a vesile olurum diye uğraşıyorum. Nurları bilen adam 5-10 saat benim siteyle meşgul olmasın. 5 saat beni dinleyeceğine 10 dakika Risale oku. Ben Risale okunsun diye yapıyorum. Çünkü ben bunu okuyorum. Yani iştahınız açılır, bu yeri bil, belki evde bir de okursunuz diye şualar etmiş. Böyle gayret etmeye çalışıyorum. Ta ki buraya teveccüh ettin. Netice nedir? Senin kitap okumandır. Netice odur. Bak 5 saat dinleyeceğine beni 10 dakika Risale oku. Ya abi ben daha fazlaysa. Öyle zannediyorsun. Okuduğun zaman kalbin, aklın, ruhun tefeyyüz ediyor. Hele yazsa değil mi? Evet, hele şey yazsa. Ve bir daha okuyorum şurayı. Hayatının bu tarzdaki hakikati 1000 derece kıymet kazanıyor.
ve bir saat devamı bir ömür kadar emanet alır. Böyle bir ders mesela. Ve ömür kadar kıymetli oluyor. Çünkü ömrün içine koyuyoruz, ömrümüzü mayalıyor. Zamanı olmayan, bak, zaman olmayan zat-ı ezeliye münasebeti cihetinde uzun ve kısalına bakılmaz. Zamanı veren kim? Allah. Allah'ın zamanı yok. Ha, ona muhatap olunca zamansızlık oluyor. Hani bazılarına derdim Hasan, derse gel dedim, hep derim, zamanın yok dedi. Zamanı verene. Evet, zamanı, evet, zamanı verene zamanım yok dedi. Geçen işte yanındaki eşi arıyor. Çapa'dan. Abi dedi, eşim konuşmak istiyor hastanede. Hasan kardeş yaşlı. Ben falanca tanıdın mı? Neyse birazdan tanıdım. Ya dedi, bu akşam nereye derse gidiyorsun dedim. Dedi. Ben de ya bir eşki şaka. Ya kafana bir şey mi düştü dedim ya. Hayırdır? Hiç zamanın yoktu. Ya artık onu geç dedi ya. Bugün seni derse götüreyim. Arabam olmadığı için. Derse. Bak, zamanı verene zamanım yok dedi ömrü billah. Namaz kılacak. Niye kılmıyorsun? Zamanım yok. Niye derse gitmiyorsun? Zamanım yok. Kitap niye okumuyorsun? Zamanım yok. Zamanı verene zamanım yok diyorsun. Zamanın o kadar olacak ki. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Merak etme. Sonunda şöyle diyor. Allah'ın gadabına uğramış. Demiyor değil mi? Allah'ın rahmetine geçmiş, uğramış. Değil mi? O zaman bir saat dahi olsa günde namazımızı kılacağız vaktinde. 5-10 dakika Risale-i Nur'la muhatap olacağız. Niye? Zamanı olmayan zat-ı ezeliyeye münasebet kurduruyor sana 10 dakika ders. Bak, zamanı olmayan Allah'a muhatap oluyoruz. Zaman yok Allah'a. Esmasıdır zaman, der esması. Esmayı söylüyorum, kodluyorum. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der esması. Burada zaman, yani öncelik sonralık, önce sıraya konmuş. Zamanı olmayan Allah'a bu derslerle münasebet kuruyoruz. Cihetinde ömrün daha uzun ve kısalığına bakılmaz. Muhatap olmak, hayatına anlam vermek, hayatına hayatından daha değerli bir gaye yapmaya bakıyormuş bu iş. Uzun, kısa, önemli değil. Adam yaşamış Firavun 350 sene. Ramses, 4. Ramses, İngiltere'de Londra'da gördüm. Çürümemiş. Camın içinde, ilaçlı falan değil. Bütün organları duruyor, ne aklınıza geliyorsa. Saçı bile duruyor. 350 sene yaşadığını yazıyor. Ama La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi nasip olmamış. 350 sene yaşasa ne olur? Var mı senin 350 sene ihtimali? Yok. Yani üzülüyor musun? Ah ulan ah, Firavun kadar yaşayamadım. Lan kalsın ya. Öyle yaşamakta ben hiç istemem ya. İbadetimize de kısa yaşa. Ya. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat.